Zaman zaman biz bir sürü okyanus geçtik. Okyanus ötesine geçtik. Ama okyanus geçerken de derede boğulmayalım diye derenin öbür tarafına geçmiyoruz. Ve sizlere bugün çok daha özel, güzel bir şey daha ben size belirteyim buradan. Her zaman söylüyorsunuz ya, bize şöyle dere kenarından şırıl şırıl suyun aktığı bir yer biz istiyoruz diye. İşte tam da aradığınız parselerin bir tanesi burası. Şimdi buraya gelmişken yine bu buradaki parselimiz de ihale usulü satılacak olan bir parsel. Fakat ben buna batan geminin malları diyorum. Patron çıldırdı hesabı diyorum ama batan geminin malları derken de buralar benim dedelerimin yurdu. Buralar bizim ata yurdumuz. Maalesef bu sözleri söylerken bile burada çok özel bir durum, özel duygular burada içerisindeyim. Duyguları bir tarafa bırakalım. Artık iş daha çok gerçeğe bindi. Çünkü 50 yıldan beri paylaşılamayan ve hissedarlar arasında bizim burada birçok kez anlaşmazlığa düştüğümüz yerler buralar. Ve şimdi parselimiz, ben buradan işaretle göstereyim ama tam dereden dolayı karşıya geçmek istemiyoruz. Dedim ya, derede boğulmayalım diye okyanus geçtik. Tam arkama duran bir tane parselimiz var. 3105 metrekare tam olarak. Yani çok da ideal bir parsel. Aynı zamanda bulunduğumuz nokta itibariyle hemen aracımız zaten yolun kıyısında. Burası hem yol cephesi olan hem de burada böyle gürül gürül 12 ay boyunca akan bir deremiz var, bir suyumuz var. Sadece mahallemizin bir sıkıntısı var, kusuru var, onu da söyleyeyim ben sizlere. Burada şu an itibariyle sadece elektrik yok. Ama bununla ilgili de bir elektrik çalışması yapılıyor. Onu da buradan belirtmiş olayım. Çünkü burası Fethiye ilçemizin, yine Göcek beldesinin, yine Karacören mahallesi burası. Ama Karacören mahallesinin hemen altında bulunan Çatak bölgesi, Çatak mevkii dediğimiz yer burası. Şimdi ben size biraz da atalarımdan bahsedeyim. Biraz sonra onları da buradan göstereceğim, yerinde hepsini. İki dedemin yaşadığı yer. Bir tanesi derenin öbür tarafında, tam karşımda bulunan bu parselin içerisinde, 3105 metrekare olan içerisinde dedemin yaşadığı yer ve ev hala duruyor orada. Bir tanesi de karşı tarafta, biraz sonra orayı da göstereceğim sizlere. Şimdi böyle bir şey asla yapmak istemezdik. Asla böyle bir şey, yani olmaması gereken şeylerdi aslında. Ama bu yaşıma kadar buralar bir türlü paylaşılamadı hissedarlar arasında. Hep hırgür diyerekten maalesef bu yaşa kadar geldik. Bu yaştan sonra da artık ben fazla uğraşmak istemiyorum. Ve burayı yine devletin o ellerine bırakıyorum. Devletin şefkatli ellerine bırakıyorum burayı da yine. Hep ucuz parsel arıyorsunuz. Her zaman düşeş bir parsel arıyorsunuz. Ve burada parsel sahipleri ben olmadığım için diğer videolarda, diğer anlatmış olduğum parsellerde ben sadece parsel fiyatlarını sizlere orada paylaşıyorum. Ama burada fiyat olarak herhangi bir şey paylaşmayacağım. Çünkü bütün işlem, bütün detayların hepsi birlikte devlet mahkemelerince burada yapılacak. Burası da ihaleye çıkarılacak. İhaleye girdiğiniz zaman da biliyorsunuz fiyatlar yarı fiyatından çıkıyor. Burayı da sudan ucuz bir fiyata, yani sudan ucuz bir fiyata alma şansınız var. Şimdi gelelim işin diğer güzel kısmına. Buradaki 3105 parsel olan, 3105 metrekare olan parseli birazcık anlattım ben size ama içerisinde birçok meyve ağacı halen daha mevcut duruyor. Ve buradaki en güzel, köyün en güzel tarafını söyleyeyim ben size.
Odun istemediğiniz kadar burada bol odun var. Tamamıyla doğayla iç içe olan bir yaşam tarzınız olacak. Bunun haricinde buranın hem sağ tarafı, derenin hem sağ tarafı hem sol tarafı dolu dolu zeytin ağacı meyvesiyle bezenmiş bir şekilde. Ayrıca burada yetişen buraya özel, has, çok güzel de meyvesi olan ağaçlardan ben size başlayayım. Arkamda görmüş olduğunuz çok güzel bir ceviz bahçesi var. O ceviz ağaçlarının gürbüzlüğünü, güzelliğini görüyorsunuz. Bunun yanında burada defne ağacı ki özellikle yemeklerde çok güzel kullanılan bir defne ağacıdır. Ve defne yaprağıdır özellikle. Onun haricinde nar, narenciye dediğimiz portakal, limon, mandalin. Çünkü iklim burada çok güzel, çok uygun. Bakın kış mevsiminde olmamıza rağmen halen daha burası güllük gülistanlık. Bunun haricinde sizlere çok daha özel olan bir şey söyleyeceğim. Burada gelenler bilirler. Gelen misafirlerimiz, yakın dönemde gelen misafirlerimiz de bilirler. Kanlıca mantarı diye bilinen çıntar dediğimiz bir mantar türü vardır. O da Aralık ayında başlar. Şubat ayının sonuna kadar, belki ortasına kadar devam eden bir süreçtir. Tamamıyla doğal ama lezzeti etten, balıktan daha güzeldir. Ondan daha güzelini bir şey söyleyeyim ben size. Yine burada kuzu göbeği dediğimiz bir mantar türü var ki o mantar zaten burada çok bol miktarda dağlarda olmasının yanında lezzeti balıkla, etle kıyaslanmayacak kadar o lezzeti bir defa tattığınız zaman başka bir yerde bulamazsınız ve o lezzeti mutlaka ararsınız. İşte tam da geldiğimiz nokta itibariyle bu etrafımızda bulunan tepelerde, dağlarda bol miktarda hem o kanlıca mantar dediğimiz hem de kuzu göbeği dediğimiz mantar türlerinin yetiştiğini söyleyeyim. Ama bu özellikle kuzu göbeği mantarı bu bölgeye özel bir mantardır. Herkes bulamaz. Bulunduğu zaman da zaten değeri çok yüksek. Hem besin değeri çok yüksek hem de lezzet olarak müthiş bir lezzete sahip bir mantar türü. Ayrıca dediğim gibi buranın sadece elektrik sorunu var. O da kısa sürede tamamlanacağını düşünüyorum. Dediğim gibi buranın oksijen, isterseniz oksijen bolluğu, su bolluğu, zaten arkamda gördüğünüz dere itibariyle de burada her şey var. Ve son olarak şunu da ifade edeyim. Özellikle bol oksijen, bol toprak, su düşünüyorsanız ve izole bir hayat düşünüyorsanız bundan iyisi Şam'da kayısı.